Selamünaleyküm dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, geçenki bölümde İstanbul'dan Bulgaristan'a Discordia firmamıza gelmiştik. Şimdi devamında buradan yük alacağız inşallah. Rampamıza yanaşacağız aracımızla. Evet, havalar da güzel Bulgaristan'da. Bulgaristan Filibeyli'ndeyiz. Güzel bir yük buldum. 20 ton mozzarella peyniri. Filibe ilçesinden, ilinden Trnova iline götüreceğiz. Yani anlayacağınız Bulgaristan sınırları içerisinde yük teslimatı yapacağız. Kontrollü bir şekilde yanaştırıyoruz. Aracı düzledik. Ufak manevralarla yerleştireceğiz rampamızı aracı. Evet, ara gazlarla, ufak dokunuşlarla. Tamamdır. Yolunuz açık olsun. Evet dostlar, yükümüz yüklendi. Nasipse Bulgaristan Trnova'ya yolculuğumuz başlıyor. Evet, Discordia'yı da özlemiştim bayağı. Pardon. Tespihimizi de aldık. Yolculuk başlasın. Sağa dön. Yazın Discordia ile bir yolculuğa çıkmıştık galiba. Sola dönmeyin. Güzel de bir seri oluşturmuştum. Sıla yolu 2022 serisi. Tam olarak kaç videodan oluşuyordu bilmiyorum ama güzel bir seri yapmıştım. İzlemeyen varsa kanalıma girip oradan bulabilir. Tam olarak Rusya'dan mı başlamıştım? St. Petersburg'dan başlamıştım galiba. Rusya'dan İstanbul'a kadar güzel bir yolculuk yapmıştık sizlerle beraber. Güzel maceralar, yol maceraları yaşadık. Şimdiki çıkışı kurdum. 10 numara bir seriydi gerçekten. Onun öncesinde de Sıla Yolu serisi sonra daha yapmıştım. Onda da Fransa'dan yola çıkmıştım. İsviçre'den, Fransa'dan Almanya'ya gittim. Almanya'dan İsviçre'ye, İtalya'ya derken Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmıştım. O da ayrı bir güzel videoydu. İzlemeyenler varsa onu da izlesinler. Sıla Yolu serileri gerçekten güzel oluyor. Döner kavşakta ikinci çıkışı. Ayrı bir hissiyatı var. O videoları çekerken gerçekten Sıla yolculuğu hissiyatını yaşatıyor sonuna kadar. Türkiye'ye varacak olmanın heyecanı gerçekten ayrı bir güzel. Uzun yollar kat ediyorsunuz. Ülkenize varıyorsunuz. Gerçekten güzel duygular yaşadım bu serileri çekerken. Nasipse yaza doğru yaz gelmeden ya da yaz aylarında falan nasip olursa Sıla Yolu daha çekeriz. Belki güzel bir değişikliklerle karşınızda olurum. Daha güzel Sıla Yolu yolculuğuna çıkarırım sizleri. O duyguyu, o atmosferi hep beraber güzelce yaşarız. Evet, buradan sağa çıkacağız. Polis falan var. Klavyeyle oynasaydım kesin çarpardım. Geçenlerde bir klavyeyle oynamıştım. Uzun bir aradan sonra. Direksiyon setinden de klavyeye geçmek çok kötü bir şey.
direksiyonda hissiyat oluyor. Yani ufak çevirince az dönüyor. Eğer çok çevirsen çok dönüyor. Ayarlayabiliyorsun ama klavyede o durum zorlaşıyor biraz. Tabii hassasiyet ayarıyla da alakalı. Öyle bir durum var. Jet yolculuğu daha nasipse 105 kilometre hıza ulaştık. Aracımız tam bir jet aracı zaten. Jet denince akla gelen ilk marka. Bunun dışında güzel bir araç projem daha olabilir. Beraber ilerleyen zamanlarda bunu da görürüz. Hemen bu araçtan sonra onunla güzel videolar çekeriz, serilerle devam ederiz. Evet, bu aralar da Rers videolarına pek ayıramadım. Kusura bakmayın. Instagram'dan beni takip edenler var. Arada bir atmaya çalışacağım yine. Her gün olmasa da. Neler videolarıyla. Bir trafik oluştu şu an. Sollamaya çıkan bir tır vardı. Şimdi şeridine girdi. Trafik rahatladı. Dip gaz yaptık. Devam. Öndeki sağdaki tanker aracı sollamaya çıkmıştı. Şeridine geçti. Biz de rahatladık. Evet dostlar, sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yaşadığımız depremden dolayı içimiz biraz buruk halen daha. Sağ çıkışı kullanın. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrardan sabırlar diliyorum. Gerçekten zor bir süreç yaşadık. Ülkemi sağ ol. Sola bakmadan sağa döndük. Gelen giden de yokmuş. Kaza yapmadık. Bulgaristan'da güzel gerçekten. Sağdan yeşillik. Tır atladı önümüze. Böyle bir soldan sollayalım. Hızımız ondan fazla. Yavaşlamak istemedi. Evet, güzel yollar başlıyor şu an. En sevdiğim yol tarzı. Klavyeyle zevk alınmaz bu yolda ama direksiyon setiyle falan, gerçekten dönüşler falan ayrı bir zevk veriyor. İnşallah sizlere de bana da kaliteli bir direksiyon seti nasip olur diyelim. Ben gerçi memnunum şu anki halimden. Ama İyi bir param olsa almayı da düşünüyorum. Belki alırım da aldığım direksiyona Scania direksiyonunu koyarım önüne. Mustang orijinal direksiyonunu değil de onu söküp şu anki kullandığım Scania direksiyonunu monte ederim. Bir aparat oluşturup takarım oraya.
Güzel olur yani. Araç geliyor. Geçtik tekrar şeridimize. Tam da hızlanmıştık. Güzel. Sollamaya çıkacaktık. Gerçekten yollar efsane abi. Bu yolda sürmek gerçekten acayip keyif veriyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin sevdiğiniz yollar hangi tarz yollardır? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben böyle manzaralı, tek şeritli yolları falan çok severim. Bu otoban olarak da İtalya'nın otobanları gerçekten iyi. Sürüş şeyi güzel, hissiyatı. İtalya otobanlarında ayrı bir zevk alıyorum. Bakalım Almanya'ya geçeceğiz inşallah. Bulgaristan'dan sonra Almanya'ya doğru açılacağız. Bayağıdır da Almanya'ya uğramadım. Isla yolunda falan Almanya'dan bir geçiş yapmıştık. Onun dışında Almanya'yı hiç kullanmadım. Almanya'yı merak ettim bayağıdır kullanmadığım için yollarını falan. Güzel bir Almanya keşfi yaparız sizlerle beraber. Sağdan devam edeceğiz. Biz gazlamaya devam. Allah'tan adam sola döndü. Turnuva keşfedildi. Scania 500S ile soldan güzel maceralara devam. Sağ taraf var, nereye gidiyormuş? Bu yolları biliyorum, hatırlıyorum. Sıla yolu serisinde de belki kullanmış olabilirim. Oradan hatırlıyorum belki. Yani üstündeki evler de gerçekten muazzamdı. Riskli bir sollamaya geçtik tünel içinde. Neyse ki tünel genişti. En sola attık kendimizi de öyle geçebildik. Diğer türlü hiç sıkıntı olacaktı. Sağa dön. Şirkete yaklaştık. Burada da hem de geçtiğimiz var. Bu videodan sonra muhtemelen 1.47 beta sürümünde olacağım inşallah. O güzel güncellemeleri de sizlere göstermeye, aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince. Son durağa geldiniz. Açıl Fusam, açıl. Şirketimize geldik. Şuradan bir genişten alalım. International Lazar Company. Evet dostlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar. Allah'a emanetsiniz.